Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sorularla Sözler programının kıymetli izleyicileri, 31. sözün soru ve cevaplarına Sayın Profesör Doktor Alaaddin Başar hocamızla devam ediyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Evet, hadi hocam. Önce bir paragraf okuyacağım. Sonra o paragrafla ilgili sorularımız olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Hakikat-ı Miraç nedir? El cevap, Zat-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselamın meratib-i kemalatta seyri sülükünden ibarettir. Yani Cenab-ı Hakk'ın tertib-i mahlukatta tecelli ettirdiği ayrı ayrı isim ve ünvanlarla ve saltanat-ı rububiyetinde teşkil ettiği devair-i tedbir ve icatta ve o dairelerde birer arş-ı rububiyet ve birer merkezi tasarrufa medar olan bir sema tabakasında gösterdiği asar-ı rububiyeti birer birer o abd-i mahsusa göstermekle o abdi hem bütün kemalat-ı insaniyeyi cami, hem bütün tecelliyat-ı ilahiyeye mazhar, hem bütün tabakat-ı kainata nazır ve saltanat-ı rububiyetin dellalı ve marziyat-ı ilahiyenin mübelliği ve talsım ve tılsım-ı kainatın keşrafı yapmak için Burak'a bindirip, Berk gibi semavatı seyrettirip, kat meratip ettirerek, kemervari menzilden menzile, daireden daireye, rububiyet-i ilahiyeyi temaşa ettirip, o dairelerin semavatında makamları bulunan ve ihvanı olan enbiyayı birer birer göstererek, ta Kab-ı Kavseyn makamına çıkarmış, ehadiyet ile kelamına, ve rüyetine mazhar kılmıştır. Evet hocam, bununla ilgili hakikat nedir? Hakikat-ı Miraç nedir? Bu hususta şıklar da var hocam. Evet. Şıklara da birazdan geçelim isterseniz. Önce hakikat hakkında bir bilgi verir misiniz hocam? Evet, hakikat-ı Miraç değil mi? Sorumuz evet. Bu. Evet. Miraç'ın hakikati nedir? Şimdi her şeyin bir sureti var, bir de hakikati var. Hakikat için Üstad Bucay, hakiki hakiki eşya Esma-i İlahiyedir diyor. Hakiki hakiki eşya Esma-i İlahiyedir. Şimdi mesela diyelim ki bir meyve düşünün, diyelim bir elma düşünelim mesela. Şimdi bu nedir diye sorsak, değil mi? Bu nedir? Bu sorunun cevabı elma. Evet. İşte bu nedir sorusunun sorusu mahiyetle ilgili. Mahiyet. Elma onun mahiyeti oluyor. Evet. Demek ki mahiyet bir şeyin ne olduğuna dair sualin cevabına mahiyet diyoruz. Suret zaten malum. Hakikat Esma-i İlahiye. Elmanın hakikati nedir? Rezzak isminin bir aynesidir. Yani elma, Cemal Rezzak ismi var. Rezzak isminin çok tecelliler var dünyada. Hepsi de Cenab-ı Hakk'ın ilmindeki mahiyetlere dayan. Ona da mahiyet deniyor. Yani mesela Allah'ın ilmindeki bütün rızıklara mahiyet deniyor. Evet. Hepsi Rezzak isminden geliyor. Rezzak ismine dayanıyor. Yani onun tecellileri oluyor. Evet. Veya onun bir mertebe farkı var orada yani. Şimdi, gölgesi diyorlar ama gölgede maksat mertebe farkı. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın Rezzak isminin kendi var. Bir de Allah'ın ilmindeki rızıklar var. Hı. Değil mi? O ilmindeki rızıklar Rezzak isminin gölgeleri oluyor. Hı. Mertebe olarak. Yaratan rızıklar da gölgenin gölgesi oluyor. Hı. Gölgenin gölgesi oluyor. Şimdi demek ki hakikat bir şeyin Esma-i İlahiye oluyor hakikati yani. Şimdi elmanın hakikati Rezzak ismine dayanıyor. Hı. Şimdi buna göre Miraç'ın hakikati nedir? Hı. Buna göre Miraç'ta bütün olayları hayalen şey yapalım, gözün gelin. Tamamı Esma tecellilerinden ibarettir yani. Farklı farklı isimler, ayrı ayrı sema tabakalarında ayrı ayrı isimler, ayrı ayrı rubiyetler tecelli etmiş, tezahür etmiş. Resul Efendimiz'de de rubiyet çok daha ileri seviyede tecelli etmiş, değil mi? Cenab-ı Peygamber Efendimiz'i ahir zaman peygamberi olarak, en büyük peygamber olarak terbiye etmiş.
O en büyük terbiyeden geçen zatı yine terbiye ettiği dairelerde gezdirmiş. Her bir dairede tecellinin esmasını, isimlerini ona okutturmuş. Okuttukça onun mertebesi, manevi makamı daha da inkişaf etmiş, daha da ileri gitmiş. Bu şekilde Miraç yolculuğu boyunca Resulullah Efendimiz devamlı terakki etmiş yani. Bu yolculuğun bütün safhaları Esma-i İlahiye'nin ayrı tecellilerine dayanıyor. Birinci kat semadaki esma tecellileri başkadır, ikinci katta başkadır. Mesela Lehu Mahfuz'da başkadır, Alem-i Misal'da başkadır. Arş'ta, Kürsi'de başkadır. Bu şekilde bütün tecelliler ayrı isimlerin tezahürleri oluyor. Resul Efendimiz bunları müşahede ede ede, manen terakki ede ede işte Kavu Kavsi'nin makamına varıyor ve rüyat-ı utuva masal oluyor. Orada Mirac'ın hakikati ne olmuş oluyor? Son cümlesini okuyalım. Zat-ı Ahmediye'nin meratibi kemalatta seyri sülükünden ibarettir. İşte bu seyri sülük Mirac'ın hakikati oluyor. Sureti ne? Her şeyin sureti bir dakikati var dedik ya. Sureti ne? Sureti işte Resul Efendimiz'in işte Mescid-i Aksa'ya gitmesi, işte oradan manevi bir asansörle işte sema tabakalarını tek tek seyretmesi. İşte bu Miraç'ın sureti. Hakikati ne? Hakikati her bir tabakadaki esma tecellileridir. Ve buna tümünden doğan asıl öz hakikat nedir? Resul Efendimiz'in meratibi kemalatta seyri sülüküdür. Yani onun ruhen terakki ve tekamülü miracın hakikatidir yani. Hakikatidir. Sureti o yolculuğun kendisidir yani. Sureti meratibi kemalatta seyri sülükünden ibarettir diyor. Evet. Evet. Çok harika bir tarif. Evet. Yani, Allah razı olsun. Evet. Cenab-ı Hak, yeni soru. Cenab-ı Hakk'ın tertibi mahlukatta tecelli ettirdiği ayrı ayrı isim ve ünvanlar ve saltanat rububiyetinde teşkil ettiği devairi tedbir ve icat ne demektir? Bilgi verir misiniz? Şimdi Cenab-ı Hakk'ın tertibi mahlukatta tecelli ettirdiği ayrı ayrı isimler. Yani her mahlukta Allah'ın ayrı isim tecelli ettiği gibi mahlukatın tertibinde de ayrı esma tecelli ediyor. Yani mesela diyelim gözün bir terbiyesi var değil mi? Evet. Göz terbiyesi var. Efendim, burnun bir terbiyesi var, ağzın terbiyesi var, kulağın terbiyesi var. Bunların bir araya gelmesine de sima ortaya çıkıyor değil mi? Evet. Bu da ayrı bir tertip oluyor yani. Evet. Yani onların bir araya gelmesi de evet, ayrı bir tecelli oluyor yani. Güzel. İşte insan diyelim bedeni ayrı terbiye görmüş, ruhu ayrı terbiye görmüş. Onların birlikte çalışmalarında da ayrı bir terbiye tecellisi var. İnsan her bir organın ayrı görevi var değil mi? İşte kalbin terbiyesi ayrıdır, ciğerin terbiyesi ayrıdır, işte pankreasın terbiyesi ayrıdır, midenki ayrıdır, ilahir. Ama bunlar bir araya gelerek belli bir tertibiyle bir beden olmuşlar. Aynı beden organı olarak çalışıyorlar. Orada da ayrı esma tecelli ediyor. Mesela diyelim birinde işte falan organın Rabbi ismi tecelli ediyorsa, tümünde bedenin Rabbi ismi tecelli ediyor. Ruhla beraber insanın Rabbi ismi tecelli ediyor. Ruh beden beraber olunca. Şimdi bu küçük bir misal yani bizden. Buradan kainata geçelim. Demek ki kainata da güneşin ayın terbiyesi ayrı olduğu gibi her sema tabakasının terbiyesi de ayrı. Her sema tabakasının terbiyesi ayrı. İşte bu terbiyelerin her biri ayrı esma tecellilerinden meydana geliyor. Ve Resulullah Efendimiz hepsini okuyor okuyor. Tahsil edeyde, müşahede edeyde, manen terakki edeyde kavga kavşayına varıyor. Mesele bu, evet. Allah razı olsun. Evet, yeni bir soru bu paragrafla ilgili. O dairelerde birer arş-ı rububiyet ve birer merkezi tasarrufa medar olan bir sema tabakasında gösterdiği asar-ı rububiyeti birer birer o abd-i mahsusa göstermekle. Evet. Birer arş-ı rububiyet ve birer merkezi tasarrufa medar olan bir sema tabakası ne anlama gelmektedir? Şimdi az önce kısmen arz ettik. Her sema tabakasında ayrı bir terbiye söz konusu. Evet. Yani nasıl her bir organda ayrı terbiye varsa
İnsan yüzünde, gözünde, kulağında ayrı terbiyeler varsa her semu tabakası da ayrı bir rubiyet terbiyeden geçmiş. Şimdi arş-ı rubiyet deyince önce arş ne demek onu şey yapma, kısaca söylememiz lazım. Arş alemi emrin merkezi diye tarif ediliyor. Emir alemi var. Bütün kainatın yönetim merkezi tabiri caizse arş. İşte daha önce söylemiştik belki. Yani bütün gördüğümüz eşya kürsüde son buluyor. Kürsü bütün madde alemini ihat ediyor. Arş kürsüyü de ihat ediyor demiştik değil mi? Arşın kürsüyü ihat etmesi, ruhun bedeni ihat etmesi gibi. Kalbin bedeni ihat etmesi gibi. Ve arş için de şu tarif getiriliyor. İlahi emirlerin meleklere ilk tebliğ edildiği makam. Bir makam yani. Evet. Bir makam. Orada arş bir tanedir yani. Orada diğer arş, bu metnin ikisinin diğer arş ifadeleri mecazi olarak kullanmış oluyor. Yani arş bir tanedir. Mecazi manada arş-ı rubiyet her bir sema tabakasında ki ayrı terbiye için ayrı bir arş-ı rubiyet deniyor. Şimdi şöyle okuyalım da. Şimdi önce şunu üstadan bir cümle nakledeceğim. Hatta iki cümle. Sema tabakalarından bahsederken biz hemen başımızı göğe dikiyoruz ve yıldızları görüyoruz. İşte yıldızların ötesinde daha başka yıldızlar da var. Galaksilerin her birini bir şey zannediyoruz. Sema tabakası zannediyoruz. Öyle değilmiş. Nasılmış? Öyle değilmiş. Şimdi okuyacağım üstadan. Onların tamamı bir sema tabakasıymış. Yani bütün galaksiler, bütün gözümüz, bütün yıldızlar tamamen bir sema tabakası. Yani Allah. Onun ötesinde tabakaları var. Şimdi okuyayım üstadan da. Yedi kat semavatı anlatırken son iki maddede şöyle buyuruyor. Daha geniş fikirli bir tabakayı beşeriye yıldızlarla yaldızlanıp bütün görünen gökleri bir sema yapıp onu bu dünyanın semasıdır diyerek. Bundan başka altı tabakayı semavat var olduğunu fehmeder. Denk bütün yıldızlar aleminin tamamı bir sema tabakası. Onun öteye altı tabaka daha var. O arada onlar yıldızı bir alem de başka alemler yani. Evet. Mahiyeti farklı yani. Mahiyeti farklı. Ve nevi beşerin yedinci tabakası ve en yüksek taifesi ise semavatı sebayı yani yedi kat semavatı alemi şehadeti münhasır görmüyor. Belki avalim ukreviye ve gaybiye ve dünyeviye ve misaliyenin birer muhit zarfı ve hatalı birer sakfı olan yedi semavatın var olduğunu fehmeder diyoruz. Şimdi buna göre sema tabakalarını işte mesela biz arş diyoruz, kürsü diyoruz, alem-i misal diyoruz, levh-i mahfuz diyoruz değil mi? Buna ötesinde de daha bilemediğimiz nice alemler var, sema tabakaları var. Hepsinde ayrı tecelliler var. İşte bu ustadın ifadesinden bu yanlışımızı düzeltmiş olduk yani. Bunun tamamı bir tek sema tabakası. Her birinin terbiyesi ayrı. Mesela diğer bir insanda arz ettik az önce, her organın terbiyesi ayrı olduğu gibi ruh alemine inersek aklın terbiyesi ayrı, hafızanın terbiyesi ayrı değil mi? Evet. Şimdi bunu büyütelim kainata. Levh-i mahfuzun terbiyesi ayrı, alem-i misalin terbiyesi ayrı, meleklerin terbiyesi ayrı. Daha gidelim, cennetin terbiyesi ayrı, cehennemin terbiyesi ayrı. İşte arşınki ayrı, kürsününki ayrı. İşte bütün bu farklı terbiyelerin icra edildiği sema tabakalarının demek ki her birinin bir sakfı var yani, tavanı var, üstü var yani. Şimdi bu yıldızın nasıl bizim sakfımızsa her sema tabakasının da kendine mahsus ayrı bir sakfı var. Tümünün şey, damı arş-ı azam. Arş-ı azam. Evet, şimdi buradan üstattan bir misal, bir cümle daha düşün misal değil de nakletmek istiyorum. Buyuruyor ki üstadımız, her bir semada bir isim, bir ünvan ilahi hakimdir. Nasıl ki hakiki eşya esma ilahiye olduğuna göre, o da her sema tabakasının da hakikati esma ilahiye dayanıyor. Demek orada ayrı isim tecelli ediyor. Evet. Ayrı isim tecelli ediyor. Her şeyde ayrı.
Her bir semada bir isim, bir ünvan ilahi hakimdir. Sair ünvanlar da onun zımnındadır. Mesela ismi Kadir'e mazhar olan Hazreti İsa Aleyhisselam hangi semada Peygamber Aleyhisselam ile görüştü ise işte o sema dairesinde Cenab-ı Hak Kadir ünvanıyla bizzat orada mütecellidir. İkinci bir soru daha vermiş sorumuz. Mesela Hazreti Musa Aleyhisselam'ın makamı olan sema dairesinde en ziyade hüküm ferma Hazreti Musa Aleyhisselam'ın mazhar olduğu mütekellim ünvanıdır ve hakeza. Bu şekilde her semada ayrı esma tecellileri var. İşte Resulullah'ın bütün tecellileri, külli tecellileri, büyük tecellileri Semaşehir'de de manen terakki ediyor. Evet. Allah razı olsun. Hı. O zaman bununla ilgili yine bir soru var. Evet, o abdi hem bütün kemalat-ı insaniyeyi cami, hem bütün tecelliyat-ı ilahiyeye mazhar, hem bütün tabakat-ı kainata nazır ve saltanat-ı rubiyetin dellalı ve marziyat-ı ilahiyenin mübelliği ve tılsım-ı kainatın keşrafı yapmak için bu vasıfları açıklar mısınız? İşte bu vasıflar Hakkati Miraç'ın izahı oluyor. Tabi. Hakkati Miraç, Zat-ı Ahmediye'nin meratib-i kemalatta seyir-i sülükünden ibarettir. Dendi mi? Evet. Ha, bu meratib-i kemalatta seyir-i sülük terakki deyince neyi anlayacağız? Onun kademeleri bunlar. Bir, hem bütün kemalat insaniye-i cami, evet. Ya Rasulü Cenab-ı Peygamberimizin, bütün kemalat insaniye-i cami yapmak için Miraç'ı yolcuna çıkarmış. Bir, iki, hem bütün tecellet ilahiye mazhar kılmak için. Bütün tecelliler mazhar. Şimdi mesela yerdeyken, evet Resulullah Efendimiz ruhu bütün esmaya mazhardı ama, değil mi? Diyelim arşın Rabbi ismi, kürsinin Rabbi ismi, ne müşahede edecek ki o alemleri, orada ruhunda o mana daha çok şey yapsın, değil mi? Kemal ile tezahür etsin. Yani bütün tecelliyat ilahiye mazhar. İşte bütün her tabakadaki tecelliden esmayı görmekle, tecellilerini görmekle dolayısıyla ne oluyor? Ruhunda o esmaya olan marifet ziyadeleşiyor. Evet. Ziyadeleşiyor. Hem bütün tabakat-ı kainata nazır. Bunun için miraca şey yapıldı. Bütün tabakat-ı kainata nazır. Şimdi yerdeyken diyelim semaya nazırdı Resul Efendimiz. Semanın da işte büyük cirmi olarak güneşle ayı görüyordu. Yıldızları birer nokta kadar. Değil mi? O halde semanın bütün tabakat-ı kainata Cenab-ı Hakk'ın Malik-ül Mülk olmasını, Malik ismini diğerdeyken işte şu dairede görüyordu. Evet. Ama her tabakaya çıktıkça mülk genişledi. Bütün değil mi? Nazır o zaman bütün kainata nazır olmuş oldu. İşte bu noktaya, ruhu bu noktaya gelsin diye miraca götürüldü. Maşallah. Diyor. Yani miracın hakikati buymuş yani. Bunlar hep hakikati izah ediyor. Hem bütün tabakatı kainata nazır. Hem ve saltanat rubiyetin dellalı bütün bu terbiye fiillerini görecek. Ki insanlar anlasın ki siz böyle bir Rabbin kulusunuz. Sadece gördüğünüz semanın Rabbi değil. Bütün yedi kat semavatın Rabbi, arşın kürsinin Rabbi ilahir. Böyle bir saltanat rubiyet var alemde. Siz ona karşı itaatle mükellefsiniz. Siz böyle bir Rabbin kulusunuz. Ona göre onun emirlerine hassasiyetle riayet edin. Rubiyet dellal, dellal bu manayı ifade ediyor. Bir de marziyet ilahiyenin mübelliği işte. İşte bütün bu sema tabakalarının Rabbi sizden ne istiyor? Değil mi? Neyden razı olacak? Nasip kul olmanızı istiyor. Evet. İşte bunu Peygamber Efendimiz insanlara tebliğ için o büyük yolculuğa çıktı diyelim. Ve tılsım-ı kainatın keşrafı kainat için yaratılmış. Nereden gelmiş, nereye gidiyor? Bu ağaç ne meyve veriyor? Bütün bunları keşfetmek için bu miraç yolculuğuna çıkarıldı diyoruz zaten. Tamam. Yani bunların tamamı birinci cümlenin izahı oluyor. Evet. Hakikatin miracın izahı oluyor. Evet, aynı konuya yine soru var. Berk gibi semavatı seyrettirip ne anlama gelmektedir? O sürat manasında belli. Evet. Berk, şimşek bir an çakıyor, kayboluyor gibi. Sanki şimşek gibi bir anda semavata bütün alemleri seyrediyor ve bir anda tekrar
Geri dönüyor, evet. Bu konuyla sürat. Yani ilgili son soru. Ehadiyet ile kelamına ve rüyetine mazhar kılmıştır. Burada kelama muhatap olması nasıl anlaşılabilir? Allah şekil ve maddeden münezzeh iken rüyetten kasıt tam olarak nedir? Şimdi rüyeti daha önce anlattık herhalde. Evet. Değil mi? Anlattım. Anlattık. Rüyete girmeyelim. Yani Cenab-ı Hakk'ı görmek bir yöne, bir mekana bağlı değil yani. Bütün alemlerin Rabbi, bütün mekanların Rabbi olan Cenab-ı Hakk'ı, mekanda münezzeh olan Cenab-ı Hakk'ı insan işte bir hayat istirak vari, bütün esmaya mazhar olan insanı Cenab-ı Hak orada ayrı bir tecelli ile bir kemal veriyor. Rüyete dayanacak bir kıvamı erdiriyor tabiri caizse. Ve o da kendinden geçmiş bir vaziyette, manevi bir istirak halinde rüyete mazhar oluyor demiştik daha önce. Kısaca tekrarlamış olalım. Şey bu. Şimdi kelama gelince, şimdi Cenab-ı Hakk'ın var bir sıfatı, mütekellim, kelam sıfatı. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın nasıl diğer sıfatları insan sıfatlarına benzemezse, kelam sıfatı da insanın kelamına benzemez. Değil mi? Evet. İşte Allah'ın kudreti insanın kuvvetine benzemez. Çünkü insanın kudreti mahluktur. Mahduttur. Allah'ın kudreti vacip kudretidir. Ezelidir ve bakidir, değil mi? Sonsuzdur. Dolayısıyla hiçbir benzemez yani. Hiç benzerlik yoktur yani. Mukarafetin lihavatis. Bir ismi ya Cenab-ı Hakk'ın sıfatı. Mukarafetin lihavatis. Yarattığı hiçbir şeye benzemez. Dolayısıyla şimdi kelamı da hiçbir kelama benzemez. Hiçbir kelama benzemez. Peki Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak kelam etmiş bizimle. Üstadın onu tenezzülat ilahiye diyor. Bizimle, bize göre Cenab-ı Hak konuşmuş oluyor. Şimdi Cenab-ı Hak'ın zati konuşması mesela bizim konuşmamızdan benzemekte münezzehtir. Mesela bizim konuşmamız neye bağlı? Bir defa ağız lazım değil mi? Evet. Dil lazım. İşte kelimenin çıktığı mahreçler lazım. Bunlarla konuşuyoruz değil mi? Evet. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın konuşması haşa bu tip maddi organlara bağlı olan bir konuşma değil. Kelimesiz, harfsiz, cümlesiz bir konuşma. Nasıl konuşma? Ona mahsus. Bunun bir küçük misali bizlerde, yani insanlarda ilham mesela. Bizzatın kalbine bir hakikat doğuyor ilham olarak. Kelimesiz doğuyor. Sonra kendisi bunu kelimelere döküyor. Yani kalbin bütün işleri kelimesizdir yani. Mesela diyelim İnsan bir şeyi sever değil mi mesela? Kelimesiz sever. Anlatırken kelimeye döker. Şimdi kalbin içleri kelimesiz olunca bizim bildiğimiz kelimeler bedene ait işler yani. Konuşmalar bedenle ilgili konuşmalar. Ruhun konuşması bedenle bağlı değil. İnsan rüyada konuşur mesela değil mi? Beden yarı ölü. Hadi o konuşuyor. Neyle konuşuyor? Hani geçen dedi ki gözsüz nasıl görüyorsun Üstad bahsediyor. Gözü penceredir ki diyor. Hasredir ki ruh balim o pencereyle seyreder. Gözden seyrediyor ama gören ruh. Şimdi konuşan da ruh. Ağızdan kelam çıkan konuşan ruh. Ağızlamadan da ruh yine konuşabiliyor rüyada olduğu gibi. Evet. Değil mi? Onun için bunlar da birer mahlukatta misaller yani. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın konuşmasını tam olarak anlamamıza yetmez yani. Yani kelamı kelimesizdir. Ama tenezzülat ilahiye olarak bizimle nasıl konuşuyoruz ki? Kur'an inzal etmek suretiyle. Şimdi Resulullah Efendimiz'le konuşması da iki türlü düşünülebilir. Mahiyetini bilemiyoruz. Birisi bizzat kelimesiz konuşmuştur. Kelimesiz, harfsiz konuşmuştur. Yani. İşte ilhamla nasıl kelimesiz konuşuyorsa Resulullah Efendimiz'in kalbine de kelimesiz çok hakikatleri Cenab-ı Hak zevk etmiştir. Ama mahiyetini bilemeyiz. İkincisi, nasıl tenezzülat-ı ilahi olarak Kur'an-ı Kerim'i nazil etmişse, aynı şekilde Resulullah Efendimiz'e de kelimelerle de konuşabilir. Hakikaten Allah verir. İkisi de mümkün. Cenab-ı Hak nasıl dilemiş bilemeyiz Miraç'taki konuşmasını.
Ama şu kadar bilmemiz lazım ki o konuşma bizim konuşmamıza benzemez. Evet. Olsun. Evet, şimdi bunu yine yerinden okuyalım hocam. Sonra bununla ilgili soruyu soralım. Nasıl ki bir padişahın kendi hükümetinin dairelerinde ayrı ayrı ünvanları ve raiyetinin tabakalarında başka başka nam ve vasıfları ve saltanatının mertebelerinde çeşit çeşit isim ve alametleri vardır. Mesela adliye dairesinde hakim adil ve mülkiyede sultan ve askeriyede kumandan azam ve ilmiyede halife ve hakeza sair isim ve ünvanları bulunur. Her bir dairede birer manevi taht hükmünde olan makam ve iskemlesi bulunur. O tek padişah, o saltanatın dairelerinde ve tabakat hükümetin mertebelerinde bin isim ve ünvana sahip olabilir. Birbiri içinde bin tahtı saltanatı olabilir. Güya o hakim, her bir dairede şahsiyet-i maneviyesi haysiyetiyle ve telefoniyle mevcut ve hazır bulunur, bilir. Ve her tabakada kanunuyla, nizamıyla, mümessiliyle görünür, görür. Ve her mertebede perde arkasında hükmüyle, ilmiyle, kuvvetiyle idare eder, bakar. Ve her bir dairenin başka bir merkezi, bir menzili vardır. Ahkamları birbirinden ayrıdır, tabakatları birbirinden başkadır. İşte böyle bir sultan, istediği bir zatı bütün o dairelerinde gezdirip, her daireye mahsus saltanat-ı şahanesini ve evamiri hakimanesini gösterip, daireden daireye, tabakadan tabakaya gezdirip ta huzuruna getirir. Sonra bütün o dairelere taalluk eden bazı evamiri umumiye-i külliyeyi ona tevdi eder, gönderir. İşte bu misal gibi ezel ve ebe sultanı olan Rabbül Alemin için rububiyetinin mertebelerinde ayrı ayrı fakat birbirine bakar şen ve namları vardır. Ve uluhiyetinin dairelerinde başka başka fakat birbiri içinde görünür isim ve alametleri vardır. Evet. Evet. Bu sanki anlaşılır. Paragrafı izah eder misiniz? Diye soru var. Öyle. Şimdi Miraç'taki seyir-i sülükün hani ustadı ya Zat-ı Amide'nin meratib-i kemalatı seyir-i sülükü. Şimdi bu seyir-i sülükü anlatıyor burada yani. Şimdi nasıl bir misal verdi ustadın buna? Bir padişah bir zatı sadrazam yapacak. Bütün ülkeye taalluk eden bir görev verici kendisine. O zaman bütün ülkeyi bir gezdirmesi lazım diyor. Değil mi? Bir de bir padişahın her dairede ayrı icraatları vardır. Yani mesela adliye dairesinde diyelim hakim adil ünvanıyla iş görür. Askeriyede kumandan ünvanıyla iş görür. Yani bir padişahın her dairede ayrı ismi vardır. Ayrı isimle yad edilir. Çok harika bir misal yani. Şimdi bir zatı bütün dairelere taalluk eden bir görevle görevlendirecekse tamamını da gezdirecek, gösterecek. Ondan sonra kendisini vazifelendirecek öyle bir görevle. Yani misal bu yani. Evet. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın da bütün dairelerde ayrı esmaları tecelli edilmiş. Rabb-ü Semavat, Semavat dairesindeki Rabb ismi. Rabbül Arz, Arz'daki Rabb ismi değil mi? Diyelim arşın sahibi, kürsünün sahibi, işte bu şekilde cennet ve cehennemin Rabbi. Bu manada bütün dairelere tek tek baktık mı hepsinde Cenab-ı Hak ayrı esmaları tecelli ediyor. Ayrı isimlerle yad ediliyor. Bunun tümü Allah'ın mülküdür. Bu bütün mülke ne diyelim nezaretle bizzatı vazifelendirecekse onu bütün mülkünde gezdirmesi lazım diyor ve nitekim gezdirmiş. Yani işin şeyi bu. Burada bir tabir geçti. Rubiyetin dairesinde başka başka fakat birbirine bakan namlar, ünvanlar vardır buyurdu. Onu kısaca izah ederim. Gerisi inşallah anlaşılmış oluyor zaten. Birbirine bakar dediği şu ustadımızın. Mesela Cenab-ı Hak güneşi terbiye ediyor değil mi? Evet. Güneşi. Gözle terbiye ediyor. Güneşin terbiyesi göze bakıyor. Yani göz öyle terbiye ediyor ki güneşten istifade etsin.
Yani tek baktım ayrı terbiyeler. Ama ikisi birbirine bakıyor, birbiriyle alakadır. Mesela bir başka misal diyelim. Cenab-ı Hak mideleri rızıkları hazmedecek şekilde terbiye ediyor. Bir terbiye değil mi? Mide terbiyeden geçmiş ki hazmediyor. Rızıkları da hazmedilecek şekilde terbiye ediyor. Değil mi? İkisi ayrı terbiyeden geçmiş. Birisi öyle terbiye ediliyor ki hazmedilsin, yiyirsin, içirsin. Ötekini öyle terbiye ediyor ki yiyebilirsin, içebilirsin. İki ayrı terbiye var, birbirine bakıyor. İnsan yemek yedi mi, bir şey veya meyve yedi mi, rızık terbiyesiyle mide terbiyesi bir araya geliyor. İşte tabi bunun için alt dallar, ağzın terbiyesi, dilin terbiyesi, tüfezin terbiyesi ilahir. Ayrı ayrı terbiyeler bir araya geliyor da o yeme hadisesi meydana geliyor. Şimdi bu kainatta da bunun için büyük misalleri aynı bu şekilde yani. İşte her sema tabakasının terbiyesi ayrı ama birbirine bakıyor. Tabi. Cennetin terbiyesi ayrı, cehennemin terbiyesi ayrı ama birbirine bakıyor. Bu şekilde baktık mı, Cenab-ı Hakk'ın bütün bu dairelerin terbiyelerini efendim bizzata göstermesi lazım. Ondan sonra bütün alemler Rabbi ünvanıyla, bütün alemler Rabbi ünvanıyla onu efendim söyleyeyim, insanların irşadına, ikazına vazifeli kılması lazım ve öyle yap, öyle olmuş zaten. Yani mesela bu. Allah razı olsun. Kısaca böyle artık gerisi İnşallah. Evet. inşallah. Evet, gelecek programda buluşmak üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahümen elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavat.